Jovanovski topun başında. Jovanovski'nin ortası ceza sahası içine. Boş durumda kalan topla gol oluyor. Güzel'in attığı golle 1-0 öne geçiyor Samsunspor Beşiktaş karşısında. Mete. Tekrar Jovanovski. Namık yine boşta, orta. Yücel gol pozisyonuna gol oluyor. Samsunspor 2 Beşiktaş 0. Şimdi Samet. Saffet ceza sahası içinde. Saffet. Feyyaz. Feyyaz ve gol. Ali. Samet. Şimdi Feyyaz. Feyyaz. Samet ve gol. Mükemmel bir gol. Gol Samet sayın seyirciler. Feyyaz hareketlendi. Ali. Hemen yanında Gökhan var. Ali. Ali topu Gökhan'a getiremedi. Zeki. Zeki'den Gökhan orta. Feyyaz ceza sahasında. Feyyaz vuruyor ve gol. Feyyaz vuruyor ve gol. 2-0 mağlubiyetten Beşiktaş 3-2 galibiyete yükseliyor sayın seyirciler. Beşiktaş'ın eline almak beni çok mutlu etti. Son maçın başında olduğundan kupayı Kaya Erdem Samet'e veriyor. Ve kupa Beşiktaş'ın. Samet Aybaba, Başbakanlık Kupası finalinden sonra futbolu artık bıraktınız herhalde değil mi? Evet, faal futbolculuk hayatımı bu maçtan sonra noktaladım. Jübileriniz ne zaman acaba? 31 Temmuz'da jübile. Hangi takımda olduğu belli oldu mu? Bir takım temaslar var. Herhalde büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'de olacak. Futboldan tamamen kopuyor musunuz? Ben faal futbolculuk hayatımı bıraktım ama her zaman Beşiktaş'tayım. Beşiktaş'a olan hizmetlerim futbolculuğum dışında devam edecek. Kurslara gidebilirim. Menajer kurslarına, antrenör kurslarına. Yani Beşiktaş'ın içindeyim her zaman. Size bundan sonraki futbol hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.